Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir YouTube videosuyla mükemmel bir lezzetle karşınızdayız bugün. Bugün ne yapıyoruz? Taş katayıfı yapacağız. Taş katayıfını iki farklı çeşitte yapacağız. Birini süt kesniğiyle, diğerini ise künefelik peynir ile yapacağız. Künefelik peynir dediğimiz olay nasıl arkadaşlar? Tuzsuz peynir, tatlı için kullanılan, bizim burada künefenin arasına kullanılan, sünen yapısı olan bir peynir. Farklı yapacağız onu. Denenmemiş bir tarif deneyeceğim. Kendim ürettiğim bir tarifi deneyeceğim. Taş katayıfını da, diğerini normal bildiğimiz Antakya usulü taş katayıfı yapacağım. Şimdi nereye gidiyoruz? Kardeşler künefeye gidiyoruz. Taş katayıfı almaya alıp geleceğiz sevgili arkadaşlar. Şu anda taş katayıfı künefe satılan mekana geldik. Kardeşler künefedeyiz. Antakya'da Atatürk Cumhuriyet Caddesi'nde Kardeşler künefeye geldik. Şu anda ustamız taş katayıfı döküyor. Hemen ustamızla da ufak bir söyleşi yapacağız. Kolay gelsin ustam. Hayırlı işler. Kardeşler künefe sevgili işletmecisi, isim neydi ustam? Cengiz Uç. Cengiz Usta şu anda taş katayfını döküyor. Şöyle yakından da göstereyim size. Malzememiz burada. Ham maddemiz. Ne var ustam bunun içerisinde? Un, maya, su. Bunlar. Un, maya, su ile yapılan. Bu Antakya özgü değil mi? Sadece Antakya'da var. Bu da özel. Buna özel mi bu tezgahta? Şöyle. Tüp bağlantılı tezgahımız. Burada kaç yıldır varız? 24 yıldır buradasın maşallah ustam. Yaklaşık ben 5-10 yılını hatırlıyorum ama daha gerisini hatırlamıyorum. Ustam 24 yıldır Antakya'da Cumhuriyet Caddesi'nde bu işi yapıyor. Aynı zamanda görüyorsunuz şöyle tezgahta da künefelerimiz mevcut. Bir gün künefeyi de yaparız. Buradan da. Çoklanmış künefe süt kesmeyi vurur diyor. Şöyle alalım Cengiz Usta'nın mekanını da. Kardeşler künefe. Şöyle ustam bir tane alalım pişmişinden. Bir tane alayım ben. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bunu birazdan size evde yaparken göstereceğim. Böyle de sarabiliyorsunuz. Şöyle de sarabiliyorsunuz. Kendimi de çekeyim biraz. Bu şekilde. Taze taze de böyle yiyebilirsiniz. Bundan krep de yapılır değil mi ustam? Çikolata sürülüp o şekilde de tüketebilirsiniz. Ne kadar ustam bunun kilosu? 12. Kilosu 12'dir arkadaşlar. Şimdi süt kesniği var bende. Ben ondan yapacağım. Bir de künefelik peynir var biraz. Künefelik peynirden de farklı bir şey. Ama bunun standardı ağız ya da süt kesniği değil mi ustam? Cevizlisi var, kızartma oluyor o da. Cengiz ustama teşekkür ediyorum. Şimdi tekrar eve dönüyoruz. Burada hazırlanışını gördük, yapılışını. Evde de diğer şekilde sunuşunu göreceğiz arkadaşlar. Kardeşler künefeden geldik. Şimdi burada 1 kilo aldığımız taş katayfı. 1 kilo taş katayfımız var burada. Az önce dökülürken de sizlere gösterdim. Sıcacık bakın, yeni döküldüğü için yapışmış birbirine. Bunları böyle aslında hemen ayırmamız lazım havalandırmak için. Yoksa taze olduğu için birbirine yapışabilir. Şimdi burada süt kesniğimiz var. Süt kesniği bildiğimiz, sütünüz kesilirse bozuldu deyip dökmeyin. Azıcık kaynatıp mı? Azıcık kaynatıp tülbente dökerek tülbente sıkın. Bu da tortukları olur. Süt kesniği. Bunun kilosu değerli arkadaşlar 25 lira. Bilmeyen vatandaşlarımız bunu sütleri kesildiği zaman döküyorlar, çöpe atıyorlar. Sakın öyle bir hata yapmayın. Süt kesildiğinde bu şekilde süt kesniği olur. Kullanabilirsiniz kahvaltıda. Sonra işte bu tarz ürünlerin yanında. Onun dışında çökelek bile yapabilirsiniz araştırırsanız. Burada da künefelik peynirimiz var. Hemen onu da size göstereyim. Tabağımız biraz küçük oldu ama şu şekilde bir yapı. Bakın peynirimize. Bunu peyniri künefelik bizim burada Antakya'da tuzsuz peynir derler. Hiç tuz yok bu peynirde. Bunu tatlıda kullanırız ve çok güzel süner. Tabii ki peynir güzelse, iyiyse süner değerli arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız?
Ben iki çeşit yapacağım bu taş kadayıfını. Hemen birinci çeşidini göstereyim. Şu şekilde tutarsınız. Şöyle şuraları biraz sıktığımız için tekrar lor şekline getirelim. Şöyle arasına koyuyoruz. Şöyle gösterelim tekrar. Sonra bunu şöyle kapatıyorsunuz ay şeklinde. Fazla mı oldu? Dökelim biraz daha. Ay şeklinde kapatıyorsunuz. Eldiven kullanmadım. Ellerimi yıkadım iyice. Bu hazır şu anda. Böyle. Birazdan bunun şerbetini de hazırlayacağım. Birinci koyduk. Hemen ikinciye geçiyorum. Şu şekilde iç tarafına da bunun yapabilirsiniz. Bunun iki şekli vardır. İki şeklini de kullanabilirsiniz. Bunu da böyle katlıyoruz. Çok basit, çok pratik. Az önce hamurumuzun nasıl yapıldığını gördünüz. Cengiz ustamız gösterdi bize. Evde de hazırlamak çok pratik. Bu şekilde. İkincisi. Biri iç, biri dış. Şimdi diğer yapacağımız olayda da yapılmamış bir tarif. Bu benim tarifim, öyle söyleyeyim size. Ben deneyeceğim bunu. Biliyorsunuz her zaman bir şeyler katmak isterim yaptığımız çalışmaya. Doğaçlama bir şeyler katmak güzeldir. Şimdi hemen şöyle bir künefelik peynir alalım 2 dilim. Hatta daha fazla alacağız. Tam mı fazla? Yarım mı yapalım, tam mı yapalım? Tam yapalım. Tam da yapalım, yarım da yapalım. Şöyle. Şimdi ikinciyi, bunu da bu şekilde. Bunu ilk kez yapıyoruz. Bu daha önce yapılmamış. Böyle yaparsak acaba olur mu dedim. Güzel olacağını düşündüm. Her zaman yaptığımız içeriklere kendimce bir şeyler katma gayretindeyim arkadaşlar. Bu şekilde bunu da fırına vereceğim. Yine buna şerbet dökeceğiz. Böyle bunları fırına atacağım. Bu ikisini de bu şekilde kalacak. Direkt sıcak şerbet dökeceğiz bunlara. Bunları da piştikten sonra hafif bir yalım pişireceğiz fırında. Buna da ılık şerbet dökeceğiz. Şimdi tadına bakalım. Şu şekilde. Büyük bir dilim. Harika bir lezzet. Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Şöyle künefelik peynirden yaptım. Taş kadayıfı görüyorsunuz. Sizlere de tavsiye ediyorum. Böyle mükemmel bir lezzet. Süper. Şöyle kenarları gevrek gevrek. Ortası bol peynirli. Yapış şeklimizi gördünüz. Bu da bu şekilde bakın. Şöyle şileye batırıyorum şerbetine. Hafif batırdım. Artık sizin nasıl şerbetli istediğinize göre değişir. Bunu pişirmedik. Bu böyle kaldı. Direkt bu şekilde şerbete batırdım. Bunun da şöyle tadına bakayım. Bu süt kesinlikle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Süt kesniğinden. Bu tabi daha yoğun şerbetle dökebilirsiniz. Aynı şerbeti de kullanabilirsiniz. Bugünkü menümüz taş kadayıfıydı. İki farklı şekildi. O yüzden hepinize teşekkür ederim. İzlediğiniz için kanalımızı takip etmeye devam edin. Benzer içeriklerle, farklı içeriklerle kanalımızda buluşmak ümidiyle hepinize hoşça kalın diyorum. Eyvallah.